Peki devam edelim. Döpüyü de bakın yine döpüyü gördük. Ne demekti den beri ve arkasından neyden beri olduğunu söyleyeceğim. Döpüyü le décret. De depuis, depuis le décret, de le resto à casa, à la maison anlamına geliyor. Le resto à à la maison anlamına geliyor. Yani peki décret de ne demek? Aslında yine bunu İngilizce bilenler hemen kapmış olması lazım. The decree'den geliyor yani resmi şöyle alacağım resmi bir karar anlamına geliyor hemen yazalım resmi karar decree kelimesine benziyor dedik. peki ben resmi kararı böyle resmi ve karar kelimelerini kullanarak decree demek yerine Fransızca yazmak isteseydim resmi karar olarak nasıl derdim kararla başlıyorum decision resmi diyorum şimdi ofisiyelle ufficiale. Bakın ofisiyeli de nasıl yaptım? Feminan yaptım. Çünkü decision feminan diyelim. Şimdi "Loresto a casa" ne demekmiş? a la maison. Ne diyor? Evde kalma resmi kararından beri. Le déplacement. Le déplacement ne demek? Plasmon bir yerde yerleşik ha ah, halde kalmak. plasmon ise oradan hareket etmek. Yani aslında bir noktada seyahat etmek, yer değiştirmek, deplasman için yer değiştirmek, seyahat etmek diyebiliriz. Yer değiştirmek. Lütfen siz de notlarınızı alın. Deplasman. Ne diyor? Le deplasman son considérablement limité. Considérablement. Büyük ölçüde, ciddi anlamda anlamına geliyor. Limite kelimesini dün öğrendik. Kısıtlamak, sınırlamak anlamına geliyordu. Ciddi anlamda kısıtlanmış durumda. Yani yer değiştirmek, seyahat etmek ciddi anlamda kısıtlanmış durumunda. Neden? Depuis, ne zamandan beri daha doğru, doğru soruyu soralım. Depuis, depuis le décret, le resto à casa. Yani evde kalma resmi kararından beri yer değiştirmek, seyahat etmek ciddi anlamda kısıtlandırıldı, sınırlandırıldı. Bakın son limiti on demiyorum, son diyorum. Böylelikle pasif hale getiriyorum cümleyi. E ve komdan lexagon. Ah, komdan lexagon. Öncelikle kom ne demekti gibi? Burada olduğu gibi anlamında. Yani nerede olduğu gibi. Dan lexagon. Lexagon ne demek? Şimdi burada aslında Metne bunu ben özellikle ekledim çünkü çok sık Fransızları kullandığı bir yer. Lexagon ne demek? Altıgen anlamına geliyor. E hocam altıgende olduğu gibi nasıl bir cümle? Şimdi bu çeviri oldu mu? Olmadı. Çünkü leksigon bakın haritada dünya haritasını açıp bakarsanız Fransa'nın altıgen şeklinde olduğunu göreceksiniz. Biliyorsunuz ki Fransızlar birazcık romantik, birazcık böyle edebi, siyasi metinlerinde bile böyle her türlü edebi... Ee, kelimeleri, sözleri, kalıpları görebilirsiniz. Aslında ben leksagonu da öyle kelimeler arasında görüyorum. Leksigon altıgen demek burada da bize aslında Fransa'dan bahsediyor. Çoğu zaman Fransa'ya leksagon denildiğini göreceksiniz diyelim. le lexagon, Fransa'da olduğu gibi altıgende olduğu gibi diye çevirmiyoruz. Tous les commerces ont fermé A l'exception de ceux relevant des secteurs de l'alimentation et de la santé. Evet. Tous les commerces. Şimdi commerce ticaret anlamına geliyor değil mi? Peki tous les commerces aslında buradaki commerce kelimemizin anlamı mağaza. Tüm mağazalar aslında ticaret kelimesinden de zaten hatırlayacaksınızdır onu diye. Tüm mağazalar ne olmuş? On ferme kapatılmış. A l'exception de istisnası var. Bu hangisi? Bakın Alexepsion de. Bundan sonra bu cümle bu kelimemizden, bu kalıbımızdan sonra istisnasının ne olduğunu söyleyecek. Sö Bakın sö ne demek? Sö'yü açıklayalım. Bunu pek çok şekilde göreceksiniz. Buradaki anlamı aslında İngilizce'deki doz anlamına yani onlar anlamına niteleyecek bir kalıbımız. Ama bu konu çok detaylı bir konu. Burada çoğul olduğu için neyi niteliyor onlar dediğimiz ne onu söyleyelim. Tule les yani tüm mağazaları niteliyor. A l'exception de. Şimdi bazı mağazaları eksepsiyon haline getirecek. Yani istisna haline getirecek. Ne isti? Hangi mağazalar bunlar? Relevant de diye, diyelim. Relevant de. Ne ile alakası olan? Relevant to aslında bizim İngilizce'de bildiğimiz. Relevant de sektör. Hangi sektör? Bakın sektör kelimesini de işaretleyin. Türkçe'de yine kullandığımız bir kelime. Burada görüyorsunuz sektör yazılışına dikkat edelim. De l'alimentation. L'alimentation gıda sektörü. Gıda beslenme anlamına geliyor. E de la sante. Sante ne demekti? Derslerimizde bunu görmüştük. Sağlık. Yani cümlemiz şöyle oldu mu? Sağlık ve gıda sektörleri hariç tüm mağazalar kapatıldı. Burada nerede olduğu gibi komdan lexagon Fransa'da olduğu gibi şeklinde. Şu anda ekrana total olarak bakarsanız ne kadar karmaşa, ne kadar çok fazla kelime öğrendiğinizi göreceksiniz. Mutlaka notlarınızı alın, gerekli yerlerde durdurun diyelim. Ve bitti zannetsinin paragrafımız devam ediyor. Burada leçon son trois var ama bir. Les habitants ne peuvent sortir de chez eux que pour des impératifs professionnels, des situations d'urgence, U H D Şimdi cümlemizde umarım anlamışsınızdır. leza biton ne demekti? Bunu biraz önce şurada görmüştük. İkamet edenler, yerleşenler, insanlar şeklinde çevirebiliriz. Yani orada yaşayanlardan bahsediyoruz. Tabii biz burada neyden bahsediyoruz? İtalya'dan bahsediyoruz. Bakın konudan da kopmayalım. Hala İtalya'dayız. Les -biton. Şimdi nö kalıbımı gördüğüm zaman çat diye olumsuz mu anlayacağım? Hayır. Aslında olumsuz anlamamız gereken kelime pa. Çünkü nö farklı bir kalıpla kullanılabilir. İşte bu kalıbımız üzerine konuşalım. Nökü. Şimdi nökü kalıbımız hatta bunu yazalım. Şöyle alacağım. Nökü kalıbımız yalnızca anlamına gelecek. Yani bakın köyden sonra hangi durumda şöyle göstereyim. Köyden sonra hangi durumda dışarı çıkabileceklerinden bahsedecek. Olumsuz anlamında değil. Yani aslında tabii ki bir noktada olumsuz anlamına da gelecek ama nökü aslında pozitif, yalnızca anlamına geliyor. Yani les habitants ne peuvent sortir, dışarı çıkabilirler. Pöv bakın ebilmek, abilmek, pouvoir fiilinin çekimlenmiş hali. Hemen bunu da yazalım. Fiil çekimlerinde pouvoir da var, o da gelecek ne peuvent sortir de chez eux. Evet, Instagram'dan takip edenler chez eux kısmını yakalamıştır diye umuyorum. Chez eux. Çünkü ben size Instagram'dan chez soi şeklinde, yani bir yerde evde kalmak, evinde şeklinde çevirmiştim. Burada soi kısmı kişiye göre çekimlenecek. Mesela benim evimde diyeceksem chez moi, sen, sen de diyeceksem chez toi. Burada chez eux. Çünkü burada ö kime edecek? Les habitants. Yani onlar evlerinde kalacaklar şeklinde. Pöv sortir de eux. Dışarı çıkabilecekler. Yalnızca kö. Pour ne için? Des imperatif Şimdi imperatif ne demek? Gereksinimler demek. Bakın profesyonel zaten burada profesyonel kelimesini zaten bildik. Demek ki iş amaçlı, iş gereksinimleri için, profesyonel gereksinimler için dışarı çıkabilecekler yalnızca. Veya de situation d'urgence. Urgence ne demek? Acil durumlar için dışarı çıkabilecekler. Bunu da işaretleyelim. Veya acheter à manger. Peki ben niye acheter diyorum? Acheter arada gördüğünüz şu ö okunabilir, okunmayabilir. Hızlı söyleyeceğiniz zaman acheter diyebilirsiniz. Yavaş söyleyeceğiniz zaman aşöte şeklinde kullanabilirsiniz. Aşöte ne demek? Satın almak demek amanje yiyecek bir şeyler satın almak için dışarı çıkabilirler diyor. Yalnızca bu amaçlarla evlerinden dışarı çıkabiliyorlarmış. Bunlar hangi amaçlarmış? Emperatif, gereksinim. Bu kelimemizi de yazalım, siz de yazın. Gereksinim. Yani profesyonel gereksinimler, iş gerekleri dolayısıyla, des situation d'urgence acil durumlar dolayısıyla veya acheté işte, amanje yiyecek bir şeyler satın almak için çıkabilirler. Şimdi com an un... Com en France. Fransa'da olduğu gibi. Bakın burada com dans l'hexagon demiştik. Hexagon da diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Fransa'da olduğu gibi. Un formulaire téléchargeable sur le site de gouvernement italien doit être complété avant de sortir. Şimdi ben bunu bayağı sevdim. Un formulaire téléchargeable. Şimdi. Un formulaire bir form anlamına geliyor. Teleşarjabil ne demek? Eğer size verdiğim tavsiyeyi uydu, uyduysanız ve telefonunuzda Fransızca uygulamalar indirip Fransızca yaptıysanız telefonunuzun dilinin teleşarjı kelimesini görmüş olmanız lazım. Teleşarjı ne anlama geliyor? İndirmek anlamına geliyor. Teleşarjabil ise indirilebilir bir form diyor. Fransa'da olduğu gibi indirilebilir bir form varmış. Nerede? Sürlü de gouvernement İtalyan, İtalyan hükümetinin sitesinde, İtalyan devletinin sitesinde diyor, tamam mı? Burada "lusit" site. Peki buradaki "sür" ne anlama gelecek? Şöyle yapalım. "sür site Şimdi hani biz Türkçe'de diyoruz ya, bu site üzerinden indirebilirsiniz diye, İşte burada site üzerinden anlamına gelecek. Yani İtalyan devletinin sitesi, hükümet sitesi üzerinden indirilebilir ders oldukça uz uzuyor. Yarım saatte çok aştırmak istemem ama aşacak gibi gözüküyor. Ee, şimdi Türkçede de kullanıldığımız gibi üzerinden dedik. O halde sür kelimesinin anlamı neymiş? Üzerinde. Bunu aslında bir masanın üzerinde diyeceğiniz zaman da kullanabilirsiniz sür kelimesini. İnternet üzerinden nasıl diyorsak Fransızcada da yine sur le site site üzerinden indirilebilir bir formdan bahsettik. Du être compléter tamamlanması gerekiyor. Tamamlanmak zorunda. Bakın duadan sonra et komplete geliyor. Yani yine pasif yapıyorum. Bu dua ise devoir fiilinin çekimlenmiş hali yani zorundalık anlamı katacak. Peki avant de. Avant de ne demek? Yapmadan önce, etmeden önce arkasından fiili getireceğim. Şunu yapmadan, bunu etmeden önce diyeceğim. Avant de öncesinde. Aslında İngilizce'deki prior to kelimesine benziyor. Avant de sortir. Çıkmadan önce. Yani çıkmadan önce site üzerinden indirilebilir bir form doldurmaları gerekiyormuş. Fransa'da da aynen bu şekilde. On l'absence de ce document. İsterseniz şöyle şunları biraz alalım. Çünkü tamamen kapatmışlar. Bu dokümanın olmadığı durumlarda on l'absence de. Orayı işaretleyelim. On l'absence de bir şeyin olmaması halinde, eksikliği halinde diyeceğimiz zaman. Buradaki document, bakın Türkçe'de de yine kullanıyoruz. Do, do document veya İngilizce'de de document aynı şekilde yazılacak. Sö ise bu anlamına geliyor ve le document olduğu için bu şekilde yazılıyor. Sö document. en l'absence de sö document bu dokümanın olmadığı hallerde U veya Dün otorizasyon spesiyalle. Şimdi burada bakın dikkat etmenizi istediğim şey şu. On lapsons eksikliğinde dedim. Dösü doküman, o dün. Bakın yine dö'yü tekrar veriyorum. Aslında yine İngilizce benzetebiliriz bunu. Çünkü burada mesela prior to'dan sonra bilmem ne bilmem ne and to tekrar diyebiliriz. Aynı şekilde burada da dö'yü tekrar kullanıyorum. Dokümanın eksikliğinde ve ün otorizasyon özel bir yetki haricinde özel bir yetki yokken olmazken peki bu özel bir yetkiden neyi kastediyor parantez içerisinde de bunu veriyor. Evet, şunları kaldıracağım çünkü tamamen önümüze engel olmaya başladılar. Şimdi uzun uzunca bir süre kaldıramadığım için ekranı e, bu görüntüleri sildim. Ama gördüğünüz gibi biraz temizlemeniz gerekiyordu. Şimdi özel bir yetki dedik. Otorizasyon bir yetkinin verilmiş olması lazım. Peki bu ne yetkisi? Parantez içerisinde bunu açıklıyor. Lettre d'employeur yani iş verenden bir mektup veya sertifika medikal veya sağlık raporu aslında sertifik sertifika medikal sağlık raporu şeklinde söyleyebiliriz. Bunlar olmadığı zaman bunların eksikliği halinde une amende de 206 euros et 3 mois de prison sont encore eu. Evet. Şimdi buraya gelelim. Une amende kelimesi ne anlama gelecek? Para cezası anlamına gelecek. Une amende de. Yine bir sayı görüyorsunuz umarım okuyorsunuz. 206 euro 206 euro ve 3 mois de prison. 3 ay hapis cezası. Sont encore encore. Şimdi bu encore kelimesinin fiili aslında encore fiilinden geliyor. Maruz kalmak anlamında kullanılıyor. Maruz kalmak kelimesini hemen bir tane daha örnek verelim. Sex pose, değil mi? Maruz kalmak. Peki ben neden Sex poze yerine burada on kelimesini kullanıyorum. Çünkü une ve pizon kelimeleriyle yani para cezasına çarptırılmak, hapis cezasına çarptırılmak diyoruz ya biz. Aslında on de bunlarla birlikte kullanılan ve çarptırmak gibi bir anlama gelebilecek bir fiilimiz. Buradaki trois mois de prison ne dedik? Üç ay hapis cezası dedik. Evet dersimizin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur.